Merhaba sevgili İçer TV izleyicileri. Biz her yıl tekrarlanan bu Almanak programına Haberci Gazetesi olarak destek veriyoruz ve çok iyi bir iş yapıldığına inanıyoruz. Nisan ayını değerlendireceğiz sizler için. Zor bir yıldı. Nisan ayı da ne yazık ki bu zorlukların en başlıcı olaylarının yaşandığı aylardan biriydi diyebiliriz. Biz 1 Nisan'a, 1 Nisan şakası değildi, acı bir gerçekti. Çok damga vuran bir haberle başlangıç yaptık. Türkiye İstatistik Kurumu güvenlik birimlerine gelen ve getirilen çocuklara dair verileri yayınladı ve bu verilerde biz gördük ki ne yazık ki Mersin cinsel istismar vakalarında çocuklara yönelik ilk 10 il arasında yer aldı. Mersin'de 463 vakanın meydana geldiğini bu verilerden edinmiş olduğumuz haberlerle manşetimize taşıdık. Yine Nisan ayında Mersin'in önemli gündemlerinden birisi de cami okul projesiydi. Çok tepki çekti, çok tartışıldı. Millet Meclisi'ne kadar gitti bu konu. Milletvekilleri özellikle Milli Eğitim Bakanlığı'ndan ve Diyanet İşleri Bakanlığı'ndan bu konuyla ilgili ısrarlı sorularına cevap istediler. Sonrasında da bu proje iptal edildi. Proje neyi kapsıyordu? Aslında hatırlatmakta yarar var. Milli Eğitim Bakanlığı ve Müftülük Projesi kapsamında ilkokul çocuklarının 4 gün okulda 1 gün camide eğitim alması öngörülüyordu. Ancak karşıt mücadele yürütülen çalışmalar ile bu proje durduruldu. 4 Nisan'da ise aslında bir beklediğimiz bir seçim sonuçlandı. AK Parti İl Başkanlığı'nın sonucunu merak ediyorduk. Seçimler bir ay önce yapılmıştı. 4 tane aday vardı ama netleşmemişti henüz. Bu adaylar arasından Cesim Ercik il başkanlığına seçilen isim oldu. Kendisi de halen görevini devam ettirmekte. Yine bizim özel gündemimiz olan Nisan ayından bu yana hala devam eden Mersin önemli bir sorununu gündeme taşıdık. Mersin Gençlik ve Spor Hizmetleri İl Müdürlüğü. Kentin en önemli aslında kamu kurumlarından birisi. Binlerce insanı doğrudan ilgilendiren bir kurumdan bahsediyoruz. 4 yıldır vekaleten yönetiliyor. İşte biz Nisan ayında bu konuyu gündeme taşıdık. Halen Ahmet Tarakçı vekil olarak bu görevi yerine getirirken bir atama yapılmış değil. Neden Mersin'de Gençlik ve Spor Hizmetleri İl Müdürlüğü'ne bir atama yapılmıyor? Hala bu sorunun cevabını merak ediyoruz. Sizler için sormaya da devam ediyoruz. Mersin'in en önemli gündemlerinden birisi de tabii ki de liman çalışmaları. Mersin Uluslararası Liman İşletmeciği faaliyetlerine aralıksız devam ediyor ama AK Parti hükümetinin özellikle son 10 yılda Mersin'e ikinci liman kazandırma vaadi heyecanla, umutla bekleniyordu. Ancak bir gelişme kaydedilemedi. Konteyner limanının yapılmasıyla Mersin'in bir aktarma limanı olması hedefleniyordu. Hala hedefleniyor, hala beklemeye devam ediyoruz. Mersin'in Nisan ayı gündeminde içimizi yakan Özge Can vakası ile ilgili önemli bir gelişme yaşandı. Özge Can Aslan'ın katili Ahmet Süpi Altındöken cezaevinde öldürüldü. Bu çok büyük tartışmalara neden oldu. Cezaevindeki güvenlik skandallarından tutun da daha sonrasında katilin nereye gömüleceği, kimsesizler mezarlığına mı gömüleceği, devletin nasıl bir destek vereceği, ailesinin neler yaşadığı, inanılmaz büyük bir kaos yaşandı bu dönemde. Hem ne yazık ki Altındöken ailesinin fertleri mağdur oldu. Niye mağdur oldu diyorum. Annesi cenazeyi alamadı. Cenaze morgdan götürülmek istenmedi. Gömüldüğü yer tartışmalara neden oldu. Evet bir caniydi. Evet bir suç işlemişti. Cezasını çekiyordu. Ama onun öldükten sonra ne yazık ki annesi çok büyük acılar yaşamaya devam etti. Burada da tartışmalar zaten alevlenmişti. Altındöken'i öldüren katilin ise yargılaması devam ediyor. Tutuklu olarak tabii ki o cezaevinde. Yine Mersin'de kadınlarla ilgili önemli bir gelişme oldu ama bu sefer yüzümüzü güldüren bir gelişme oldu. Genç Bilim Kadını ödülü Mersin'e geldi ve biz diliyoruz ki bu haberlerin devamı gelir. Bu arada Mersin Üniversitesi öğretim üyesi doçent doktor Mine İnce Ocakoğlu'nda bu ödülü aldığı için tebrik ediyoruz, kutluyoruz unutmadan. Mersin'in değeri Ahmet Yeşil ressamımız 35. sanat yılını Nisan ayında kutladı ve çok görkemli bir sergi açtı. Bu sergiye de ilgi oldukça yoğundu. Ahmet Yeşil'in Mersin adına çalışmaları bizim için gurur kaynağı olmaya devam ediyor.
Mersin Nisan ayında 17. Kuvvetliler gemisini ağırladı. Ancak ne yazık ki bölgedeki çatışma ortamı halen devam eden savaş süreci nedeniyle Kuvvetliler'de istediğimiz gelişimi yakalayamadık. Çok güzel bir başlangıç yapmıştık ama 17. gemide takıldık kaldık diyebiliriz. Bir diğer Mersin'in gündemindeki önemli konu şehir hastanesiydi. Mersin Şehir Hastanesi ile ilgili bizim özel bir çalışmamızdı. Haberci gazetesinin maliyeti 600 milyon TL, kirası 3,5 milyar TL. Bu yılın sonunda açılması bekleniyor diyelim şehir hastanesi için. Çünkü sürekli açılış erteleniyor. Ancak hala uzmanların, tabip odasının, eczacılar odasının, bilim insanlarının hastanenin hem işletim sistemiyle ilgili hem hizmet sistemiyle ilgili eleştirileri de devam ediyor. Çukurova Havalimanı yine bir hayalimiz, aktarma konteyner limanı gibi. Çukurova Havalimanı'nın da ne yazık ki hala biz yapılacağını ümit ediyoruz ama her geçen gün de bu ümitlerimiz kırılıyor. Nisan ayında ne olmuştu? Özel sektör altından kalkamayınca devlet tarafından yapımına karar verilen Çukurova Bölgesel Havalimanı altyapı tesislerinin yapımı için ilk ihalenin 16 Mayıs'ta yapılacağı duyurulmuştu. İhale yapıldı ama gelişme kaydedemedik. 23 Nisan kutlamalarına ev sahipliği yaptı Mersin. Her yıl olduğu gibi bu yılda hem bir resmi kutlama hem de bir alternatif kutlama yapıldı. Gerekçe olarak da hem milli eğitim politikaları hem de ulusal milli egemenlik politikalarına aykırı siyaseten yürütülen çalışmalar protesto edildi bu gösterilerde. Bizim yine bir özel gündemimiz vardı Haberci Gazetesi olarak. Gökdelen'le ilgili, Gökdelen İş Merkezi ile ilgili kaderine terk edildi başlıklı bir haber yaptık. Yaklaşık son 20 yılda Mersin'in aslında simgesi haline geldiğini söyleyebileceğimiz bütün fotoğraflarda, uluslararası tanıtım temalarında Gökdelen'i görmemeniz mümkün değil. Ancak biz bu Gökdelen'i yeteri kadar kullanabildik mi? Hiçbir dönemde yeteri kadar kullanamadık ve bugün de ışıkları sönmüş, kaderine terk edilmiş bu vaziyette. Son işletmecisi de oteli terk etti, işletmeyi bıraktı ve hala da bir talebi çıkmış değil. Nisan ayını ihracatta rekor daralmayla kapattık biz. Bu manşetle kapattık. İhracatta rekor daralma halen devam ediyor. Ancak Nisan ayından bu yana Türkiye'nin ekonomisindeki o sıkışma, o daralma, o kötü gidişat kendini zaten gösteriyordu. Biz Haberci Gazetesi olarak bunu işledik ve bugün de devam ettiğini görüyoruz. İçer TV'ye bütün bu almanakla Mersin'in hafızası olduğu için, kente unutmaması gerekenleri bir kez daha hatırlattığı için teşekkür ediyoruz. Hoşça kalın.